Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 20. Lema İhlas Risalesi 4. Sebep. Ehli hidayetin rekabet kerane ihtilafı, akıbeti düşünmemekten ve kasrı nazardan olmadığı gibi, ehli dalaletin samimane ittifakları akıbet endişlikten ve yüksek nazardan değildir. Belki ehli hidayet, hak ve hakikatin tesiriyle nefsin kör hissiyatına kapılmayarak, kalbin ve aklın dur endişane temayülatına tabi olmakla beraber, istikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden, o yüksek makamı muhafaza edemeyip ihtilafa düşüyorlar. Ehli dalalet ise nefsin ve hevanın tesiriyle kör ve akıbeti görmeyen ve bir dirhem hazır lezzeti bir batman ilerideki lezzete tercih eden hissiyatın muktezasıyla birbirine samimi olarak muaccel bir menfaat ve hazır bir lezzet için şiddetli ittifak ediyorlar. Evet, dünyevi ve hazır lezzet ve menfaat etrafında aşağı, kalpsiz, nefis perestler samimi ittifak ve ittihad ediyorlar. Ehl-i hidayet, ahirete ait ve ileriye mütalik semerat-ı uhreviyeye ve kemalata, kalp ve aklın yüksek düsturlarıyla müteveccih oldukları için esaslı bir istikamet ve tam bir ihlas ve gayet fedakarane bir ittihat ve ittifak olabilirken, enaniyetten tecerrüt edemedikleri için ifrat ve tefrit yüzünden ulvi bir menba-ı kuvvet olan ittifakı kaybedip ihlas da kırılır ve vazife-i uhreviye de zedelenir. Kolayca rıza-i ilahi de elde edilmez. Bu mühim marazın merhemi ve ilacı el-hubbü fillah sırrıyla tariki hatta gidenlere refakatle iftihar etmek ve arkalarından gitmek ve imamlık şerefini onlara bırakmak ve o hak yolunda kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğunun ihtimaliyle enaniyetinden vazgeçip ihlası kazanmak ve ihlas ile bir dirhem amel ihlassız batmanlarla amellere racih olduğunu bilmekle ve tabiyeti dahi sebebi mesuliyet ve hatarlı olan metbuiyete tercih etmekle o marazdan kurtulur ve ihlası kazanır, vazife-i uhreviyesini hakkıyla yapabilir. Ehl-i hidayetin rekabet kerane ihtilafı, akıbeti düşünmemekten ve kasr-ı nazardan olmadığı gibi, ehli dalaletin samimane ittifakları akıbet endişlikten ve yüksek nazardan değildir. Belki ehli hidayet hak ve hakikatin tesiriyle nefsin kör hissiyatına kapılmayarak kalbin ve aklın dur endişane temayülatına tabi olmakla beraber istikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden o yüksek makamı muhafaza edemeyip ihtilafa düşüyorlar. Belki ehli hidayet hak ve hakikatin tesiriyle nefsin kör hissiyatına kapılmayarak, yani ideal manada ölçü bu. Bir mümin hak ve hakikatin tesiriyle yürüyecek. Pusula bu. Hak ve hakikati esas almak. Hak ve hakikati esas almak şer'i manada ifade edersek mutlak referans nedir? Kitap ve sünnet. Kur'an'ın çizdiği caddede Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi dairesinde yürümek. Ehl-i hidayet, ehl-i hakikat böyle yürümeye mecburdur ve mahkumdur.
bizim çerçevemiz çizilmiş. Allah'ın rızasına, bekaya, ebediyete giden yolun kulvarı, prensipleri, esasları, düsturları bu iki referanstan kemal derecede zikredilmiş. Evet. Oku. Nefsin kör hissiyatına kapılmayarak. Yani hak ve hakikatta yürümek bir de nefsin kör hissiyatına kapılmamak. Evet. Bu ölçü. Evet. Kalbin ve aklın durendişane temayülatına tabi olmakla beraber akla, kalbe ve ruha ne oluyor? Tabi oluyor. Akıl ilimle hikmet de gidiyor. Kalp teslimiyet de gidiyor. Ruh inşirahla, dava ile, hamiyetle, aşk İslamiyetle ne yapıyor? Teneffüs ediyor. Demek hak ve hakikati esas alıp istikamet çizgisinde yürümek, ilim ve hikmetle, mantık ve muhakeme ile, aşk İslamiyetle, tam bir teslimiyetle, tam bir inşirahla bu hizmeti iman ve davayı kuneline yapmak lazım, alırmak lazım. İşte maktup çizgi budur, maksat budur. Evet. Devam et. Bunlarla beraber istikameti ve ihlası muhafaza edemedikleri. Yani niye ehli hidayet, ehli hakikat mağlup oluyorlar? Niçin onlardan maktup olan uhuvveti, muhabbeti, dayanışmayı göstermiyorlar? Bakın, hak ellerinde, hakikat ellerinde, akıl, kalp ve ruh mutabakatıyla gidiyorlar. Kör hissiyata tabi olmuyorlar. Ama niye muvaffakiyet gelmiyor? Niye aralarında ihtilaf çıkıyor? Niye tam bir tesanüt yok? Tam bir uhuvvet, tam bir muhabbet yok? Bakın bunun iki tane gerekçesini saydı. Oku. İstikameti. Bir, istikameti. Ve ihlası muhafaza edemediklerinden. O yüksek makamı muhafaza edemeyip ihtilafa düşüyorlar. Demek ki, yani iki tane Müslüman arasında oradan başlayalım. Oradan cemaatlere doğru git böyle. Mebdeden müntahaya doğru açıl. İki tane Müslüman arasında ciddi bir manada uhuvvet ve muhabbet, tesanüt yaşanmıyorsa, demek ki bunun iki sebebi var. Birincisi, bunlar istikametten derecelerine nispeten ne yapmışlar? Sapmışlar. Sure-i Hud, kıyametimiz vuruyor. Estakim. Sure-i Hud diyor, Hud diyor, beni ihtiyar yaptı. Emrolunduğu üzere yürümek. İstikamet çizgisi. Allah o çizgiden bizi ayırmasın. İstikamet çizgisinden ayrıldığı zaman rot balans ayarı bozuluyor. Ya sağa çeker ya sola çeker. Ara küllal bir viyadükten de viyadük mü? Aşağı şarampara gider. Rot balans ayarı bozuldu. Ya sağa ya sola çeker. Ya ifrat ya tefrit. Demek iki tane Müslüman arasında ciddi manada bir ihtilaf varsa demek onlar Kur'an'ın ve sünnetin istediği istikametten ibrelerine yapmış, kaymış. Bu bir. İki tane Müslüman arasında ihtilafa medar bir mesele varsa demek onlarda ihlas kırılmış. Bir sahabe geliyor, Peygamberimize soruyor. Resulullah bana öyle bir amel söyle ki o amel bana ömrünün sonuna kadar yesin. Allah'a iman et ve istikamet de yürü. Din nedir? Din tevhid ve istikamettir. Allah'ın varlığını tasdiktir ve bir de nedir? İstikamettir. İslamiyet itidal olur, muvazenedir.
Peygamberimizin neşebine bakın. Resulullah'ın neşebi, neşebi itidal ve neşebi muvazenedir. İfrat ve tefrit yok. Hazza sırat-ı müstakim. Böyle yürümüş. Demek ki bu dersten alacağımız çok önemli ders-i ibret bu. Bir Müslümanla Ahmet ile Mehmet'in arasında bir ihtilaf varsa, değil mi? Ahmet Mehmet'i itham etmeyecek. Önce kendisine bakacak. Bu kardeşimle uhuvvetim, muhabbetim, tesanüdüm eskiden çok güzeldi, şimdi kırıldı. Sebebi ne? Demek ki bende istikamet noktasında yanlışlar var. Bir. Demek ki bende ihlas noktasında kıvamsızlık ve yetersizlik var. Eğer ben halis, ben hasbi olsaydım, benim hulusiyet ve hasbiyetimden dolayı ağzımdan çıkan sözler onu rahatsız etmezdi. Bakın, pencere açıp, kapatmak istersen. Bakın şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi biraz önce bak, Berat ona vel etti, bitti. Küçük, bizim ayağının gıdı gıdısı buradaydı. Vel etti, gitti. Kaç yaşında Berat? 5 yaşında. Şimdi 5 yaşında gelseydi, efendim burada, bana hiddet etseydi. Niye Şener abi biz de yemeğe gelmez? Ben de Berat, suç benim değil ki, babana sor. Ben ne suçum var? Yok, suç sende. Sen niye gelmedin? Ya Berat, babana sor. Babana söyle. Neyse, Berat hiddet etti, gitti. Bak şimdi o çocuk 4 yaşında olduğu için o çocukta enaniyet yok. Gurur yok, kibir yok. Hiddet etse, kızsa, bağırsa da insana dokunmuyor. Niye? Fıtratı safi. Safi fıtrattan çıkan kelimeler, diken gibi, ısırgan gibi dahi olsa fıtrata ağır gelmez. Hocam, ya. Diken gibi olsa, ısırgan gibi. Şimdi böyle yakar, ısırgan gibi olsa bile fıtrı ve safi bir lisan ve beyanla söylendiği için fıtrat ağır gelmez, insan ondan rahatsız olmaz. Ama işin içerisine haset, inat, kin, enaniyet, gurur, hiddet ve şiddet geldiği zaman o kelime ne yapar? Batar, rahatsız eder, rahatsızlık eder. Aynı o dağ armalı gibi, bizim çocukluğumuzda dağ armutları, elmaları dağdan getiriyorduk böyle. Yersin, da burada, boğaza takılır kalır, ne aşağı iner, ne çıkar. O laf da öyle. İşte Müslümanlar arasında ihtilafa medar bir mesele varsa, sen şöyle düşüneceksin, eğer ben hasbi olsaydım, ben samimi olsaydım, ben halis olsaydım, ben bu manayı hak adına, hakkı hesabına söylemiş olsaydım, ara küllehal onun dünyasında bir gedik açmazdı. Demek ki ben istikameti kırdım, ben ihlas ikliminden taştım. Evet. Ehli dalalet ise nefsin ve hevanın tesiriyle kör ve akıbeti görmeyen ve bir dirhem hazır lezzeti bir batman ilerideki lezzete tercih eden hissiyatın mukteziyatıyla birbirine samimi olarak muaccel bir menfaat ve hazır bir lezzet için şiddetli ittifak ediyorlar. İşte her dünyada 3 kuruşluk bir menfaat için bakıyorsun, ne yapıyorlar? Samimiyette kenetleniyorlar yani. Evet, dünyevi ve hazır lezzet ve menfaat etrafında aşağı kalpsiz nefisperestler samimi ittifak ve ittihat ediyorlar. Ehl-i hidayet, ahirete ait ve ileriye müteallik semerat-ı uhreviyeye ve kemalata
kalp ve aklın yüksek düsturlarıyla müteveccih oldukları için esaslı bir istikamet ve tam bir ihlas ve gayet fedakarane bir ittihat ve ittifak olabilirken, enaniyetten tecerrüt edemedikleri için ifrat ve tefrit yüzünden ulvi bir menbal kuvvet olan ittifakı kaybedip ihlas da kırılır ve vazife-i uhreviye de zedelenir, kolayca rıza-i ilahi de elde edilmez. Ehl-i hidayet, ahirete ait ve ileriye müteallik semerat-ı uhreviyeye ve kemalata, kalp ve aklın yüksek düsturlarıyla müteveccih oldukları için. Hayat ebediye gidiyoruz yani. Rıza'ya gidiyoruz, bekaya gidiyoruz. Yani, üç günlük bir dünya değil. Baki ve ebedi bir safhamız. Yani, rüyete masaliyet var, lika var, ebediyet var. Halidina fiha ebede sırrı var. Böyle bir yolculuğumuz var. Yani, böyle bir yolumuz var. Bizi bekleyen böyle azim bir akıbet var. Ha bu yolda oku, yüksek kalp ve aklın yüksek düsturlarıyla müteveccih oldukları için. Yani akıl ve kalbin yüksek düsturlarıyla müteveccih olacaksın. Akıl ve kalbin yüksek düsturları. Yani hayat ebediye gidiyorsun ya. Kalp, bak şimdi kalbin yüksek düsturu. Kalp aynı insamet. Allah'ı sevmek için Allah sana o kalbi vermiş. Muhabbet, zat-ı ilahiyenindir, sıfat ve esma-i ilahiyenindir, insan gasp ediyor. Allah'ın zatını seveceksin, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını seveceksin. Kalbin düsturları, bekaya müteveccih. İnsan semadaniyetin aynasıdır. Kalp fanilere teveccüh etmez, fanilere bağlanamaz. Çünkü faniler kalbi tatmin etmez, teskin etmez. Akıl da dünyayla tatmin olmaz. Aklın yüksek düsturları, kalbin bu ulviyeti hedefin nereye götürüyor? Bekaya götürüyor, ebediyete götürüyor. Sen ebedi için yaratılmışsın. Hayat ebediyi kazanacak şekilde kalbinin mahbubu, maktubu, maksudu kimdir? Allah'tır. Aklın ancak beka ebediyette işbağı olabilir. Öyleyse aklını Kur'an'ı düsturlarla doyurup kalbini de marifet ve muhabbet ilahiye ipotek yapmak lazımdır. Ki hayata bedi ne olsun kazanılsın. Ha bunlarla beraber devam et. Esaslı bir istikamet. Ha bir de esaslı bir istikamet. Bir sana da cümleler özel seçilmiştir yani. Dikkat lazım. Bak sadece istikamet demiyor. Esaslı bir istikamet. Yani kendi kafana, kendi anlayışına, bana göre, benim zihnime, benim anlayışıma, benim felsefeme göre yürüdün mü, o esası değil. Esası istikamet ne? Kur'an'ın çizgisi. Uygulama noktasından esası istikamet ne? Sünnet-i Seniyye. Esaslı istikamet ne? Sünnet. Şimdi sünnet insanı saptırır mı haşa? Sünnet insanı ifrat ve tefrite düşürür mü? Esaslı istikameti Resulullah'ın hayatından alacaksın, sahabenin hayatından alacaksın. Model o, şablon o, format o, oradan alınacak. Şimdi esaslı istikamet yani Kur'an ve sünnetin istediği çizgiye mutabık hareket etmek lazım. Aklın düsturları, akıl dünyaya tatmin olmaz. Kalp, beka için yaratılmış, muhabbet ilahi için yaratılmış. Kalp, sanemlerin değildir, samedindir, Allah'ındır. Esaslı istikamet ancak Kur'an ve sünnet çerçevesinde olur. Yani sünnete mutabık hareket. Devam et. Tam bir ihlas. Bir de tam ihlas. Tam ihlasla hareket edilirse inşallah o maktuk mana tecelli eder.
ebedi Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar edin inşallah. Allah'ın lütfuyla, inayetiyle elde etmeye fiili bir dua olur. Tam ihlas. Esası istikamet, tam ihlas. Akıl ve kalbin yüksek düsturları. Bunları ölçüyor. Yani bizim Cadde-i Kübra-i Kur'aniye'deki ölçülerimiz. Akıl dünyayla tatmin olmaz. Kalp, samet olan Allah'ındır. Kitap ve sünnetin çizgisinde yürüyeceğiz ve ihlası da kırmayacağız. Tam bir ihlasla gidersek inşallah cennete ve kaya likaya inşallah kavuşacağız. Evet. Ve gayet fedakarane bir ittihat ve ittifak. Bir de yani Müslüman ne olacak? Bir de fedakarlık. Fedakarane ittifak. İttihat ve ittifak. İttifak. Ve fedakarane. Yani sen kendini ittihata, ittifaka mecbur bileceksin. Sen bileceksin. Bunu benim yapmam lazım. Bu benim üzerime vacip ve lazım. Fedakarlığı ben sergileyeceğim. Kuvvet ve muhabbet için lazım gelen ön adımı ben atacağım. Ben sahip çıkacağım. Ben şefkatle yaklaşacağım. Ben şefkat kucağımı açacağım. Ben o kardeşime muin ve müzahir olacağım. Ben onun tekmiline yardım edeceğim. Ben onu tenkit etmeyeceğim, yardım edeceğim, teşvik edeceğim. Muin ve müzahir olacağım manasını da kendine mecbur bilip, fedakarına, kendini ittihat ve ittifaka mecbur bilmek. Ha böyle olursa, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, amr ve inayeti, lütuf ve ikramı o müminin başından hiç ne olmaz, ayrılmaz. Evet. Fedakarane bir ittihat ve ittifak olabilirken enaniyetten tecerrüt edemedikleri için ifrat ve tefrit yüzünden ulvi bir menbal kuvvet olan ittifakı kaybedip ihlas da kırılır ve vazife-i uhreviye de zedelenir. Kolayca rıza ilahi de elde edilir. Şimdi tabii Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin. Umur-u Hayriye'nin müzir mahalleri var. Şeytanlar diyor, oh, hizmetçi kadimleriyle çok uğraşır. Çok uğraşır. Şeytan fasık, dinden, imandan, İslamiyet'ten, ırak ve uzak insanlar neye uğraşsın? Şeytan kafir neye uğraşsın? Zaten kafir şeyi bitirmiş. Bilirmiş yani. İla cehennemi zumara. Şeytanlaşmış. Şeytanın kafirle uğraşması şeytana vakit kaybettirir. Şeytan niye kafirle, mürtet ve münafıkla uğraşsın? Şeytan kimle uğraşıyor? Müslüman mı uğraşıyor? Yani Müslümanı saptırmak için şeytanın desteleri var. Hile ve tuzakları var. Yani öyle temsil manasında anlatılıyor yani. Eski adında anlatmışlar tabii. Temsilden temessüle geçmek lazım. Çok hakimane. Yani şeytan birisinin demiş ki ben bunun namazını engelleyeyim. Namaz farz. En büyük ibadet. Sabah namazı vakti demiş ki bu yatakta namaz vakti kalkacağı zaman ben şeyim de şeylerine, gözüne böyle üfleyeyim, uykuyu tatlı göstereyim, sabah namazına kalkmasın. Gelmiş yatağın başına, üfleyecek, bakmış ki adamın bile yatıyor ki 40 tane şeytan dürse bakacak gibi değil. O da diyor, tamam, bana ihtiyaç kalmadı, namazını katlettim. Namazını engelledi. Namazın terki ahirette ateş. Evde vakti geliyor. Ona bu hani uykudur, rahavettir, tembellik, yorgunluk. Sabah namazını kırmadı ama belki evde kılar. Evde ezan vakti. Hele bunu bir engelleyeyim mi? Abdest yani
Şeytan önce namazı engeller. Enteresan bir şey. Engellemese ya daha vakit var. Çünkü ilk vakitte kılınan namazın ecri ve mükafatı nerede? Son vakitte kılınan namazın ecri ve mükafatı nerede? Şeytan namazı engellemese namazı şey der, tehir ettirir. Hele dur. Onun için Peygamber diyor ki tehir şeytandandır. Hele namazı tehir ediyorsa muhakkak şeytan sana şey diyor, tuzak kuruyor. Kur'an-ı Kerim'de açık olarak Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Orta namaza dikkat edin diyor. Orta namaz ikindi. Yazın ikindi namazının şeyi geniş, sahası geniş. Ya hele var. Yani İstanbul'da bakıyorsun bazen tüccarlarda görüyorsun. Ya kardeş daha akşam namazına 5 dakika var. Ne namazı? İkindi namazı. Allah'a bekler. Kiraat. 5 dakika var, 7 dakika var, ikindi kılıyor. Kışında evde namazı, ikindi namazı akşam arka arkaya geliyoruz. Saat 11-15 evde, saat 2 ikindi, saat 4 akşam. Az gaflet etti mi? İşte trafiktir, iştir, bağdır, bahçedir, ikindi namazı da gitti. Allah ikaz ediyor, orta namaza dikkat ediyor. Şeytan ne yapıyor? Namazı tehir ettiriyor. Şimdi hikayeye dönelim. Şeytan evre namazı yaklaşıyor. Diyor ki bunu biraz daha meşgul edeyim de. Tabi herkesi kendi mizaç ve işine göre meşgul ediyor. Şurada bağ bahçe varsa hele biraz daha çapala. Daha ezan yeni okun. Hele sen çapaya devam et. Bilgisayarın başındaysan hele biraz sen daha yaz. Öğretmensen sen hele biraz daha problem çöz. Sen hocam. Herkesi bir şeyle meşgul ediyor. Ta ki tehir etsin. Şimdi evde namazı giriyor. Bakıyor bir adamında yine hiçbir hareket yok. Hiç kımıldama yok. Öğle namazını da geçirtti. Ulan diyor, bir namazını daha katletti. İkindi namazında da adamda hareket olmayınca şeytan diyor ki, git belan bana sürtünmesin. Ben ömrü hayatımda bir kere Allah'a isyan ettim, secde etmedim. Bana Allah lanet halkasını taktı. Bugün 3 gün sen secde etmedin. Git senin belan bana geçmesin, git. Senin şerinden mi Allah'a sığınırım? Şimdi şeytan dikkat edin. Şeytan kiminle uğraşıyor? Ehl-i imanla uğraşıyor. Şeytan bir de ne noktasından uğraşıyor? Çok cihetli. Bir de enaniyet noktasından uğraşıyor. Ya sen bir tanesin. Ruh zeminde senin gibi birisi var mı Süleyman? Sen biricik olacaksın ya. Sen bu yüzeyinde teksin. Sen müstesnasın ya. Sen başkasın. Şimdi bakın, bütün mahlukatın içerisinde enteresan bir sır. Bütün mahlukatın içerisinde bir veçhisiyle en saf mahluk insan. Şeytan medihle sana yaklaştığı zaman nefis hemen onu kabullenir. Enteresan bir sır ya. Ben de biraz daha çayayım. Şimdi bir adam Almanya'dan arabasına bindi, Mercedes'ine bindi, Türkiye'ye geliyor. 2 gündür yol yürümüş, yorgun, argın geldi. Ya abi anam ağladı, şimdi 3 gündür yorgun uyuyor. Ya da 2 dakika oturup çay içeceğim, seni yatıracağım. Ya çay içeceğim ama gidiyorum ben, uyku halinde. Hele geldi, başla onu met et. Ya Ahmet Efendi var ya, sen başkasın diye yaptın, ağzı gevşedi. Sabaha kadar methet, ne uyku kalır, ne yorgunluk. Bu nefis böyle zalimdir işte. Sabaha kadar methetsin, ne uykusu kalır, ne yorgunluğu kalır. Şeytan bir de işte sağdan yaklaşıyor. Onlar sana muhtaç. Onlar sana mecbur. Sen niye onun ayağına gidiyorsun? İzzet damarı. Senin ilmin var, o cahil. İlim damarı. Senin paran var, varlığın var, o çulsuz. Senin şöhretin var, onun hiçbir şeysi yok. Sen biricik bir hocasın, o da sonuncu bir hoca. Sen Süleyman, senin ihtişamın var, bu da fukarayı zahmetin hiçbir şeysi yok. Şeytan bütün vesileleri kullanıyor. Seninle kardeşin arasındaki rabıtayı kopartıyor. Onun için bakın,
Müslümanlar arasında nerede bir ihtilaf varsa şöyle kazmayı al, eş. Dibinden ne çıkıyor? Dibinden tek bir kelime çıkıyor. Enaniyet. Şimdi enaniyeti oku. Enaniyetle ulvi bir menba kuvvet olan ittifakı kaybedip enaniyetten tecerrüt edemedikleri için. Ulvi bir menba olan ittifakı, imtizacı bir araya gelmeyi dünyanın mersus. Kurşun gibi. Kurşun gibi bir araya gelmek. Tam bir nokta isnadı test etmek gibi bir ümmetten mahrum oluyorlar. Bir. Sonra İhlas da kırılır. Enaniyette adım atan bir insan ihlasını yapar? Kırar. İhlas gitti mi Allah'ın rızası da uçtu gitti. Evet. Allah korusun. Can bu afetlerden hepimizi muhafaza etsin. Ve vazife-i uhreviye de zedelenir. Ahirete medar, hizmet de ne olur? Darbe. Şahısların kusurları cemaate mi işlemiyor? Vazife. Ya işte tesanet gidince tesanet gidince cemaatin tadı tuzu kalmıyor. Vazife-i uhreviye de kırılıyor. Şimdi mesela bir fabrikaya gidiyorsun. Fabrikada şuradan mesela kaba misal veriyorum. Şurası bir şeker fabrikası. Buradan pancarı giriyor, öbür taraftan şeker çıkıyor. Şimdi fabrikaya bakıyorsun, fabrikada büyük çarklar var mı? Var. Küçük çarklar da var. Hepsi sırrı uhuvveti terennüm ediyorlar. Şu fabrikadan üretim alınıyor mu? Alınıyor. Bu üretimin şifresine uhuvvet. Baş başa omuz omuza vermişler. İttifakla asıl vasfelerine çalışıyorlar. Dikkat edin. Şimdi o fabrikada büyük çarklar ve küçük çarklar var. Büyük çarklar tahakküm ister. İşi gören biz, götüren biz. Lan senin cirmin ne ki? Büyük küçüğe ne yapsa tahakküm ister. Birisi takadın öne geçse, ben senden daha hayırlıyım, daha kabiliyetliyim, daha kapasiteliyim. Takadın şeref. Sen doğmadan önce biz bu hizmeti götürüyoruz. Aslanım, sen kimsin? Ağzın süt kokuyor. Takaddüm şeref. Mekabirlik. Varlık. Ene hissi. Şimdi o çarklardan birisi dursa, üretim ne oldu? Durdu. Bırak çarkı, getir bir tane çubuğu sok çarklara. Üretimi ne yapıyorsun? Bir çubuğu soktun mu? Üretim durdu. Uhrevi hasılat da duruyor. Büyük küçüğe tahakküm ediyor. Yani onun için bizim hizmetimizde, daha doğrusu dini hizmetlerde iki tane uçtan da Allah'a sığınmak lazım. Ucun birisi tahakküm. Öbür uçta nazlanmak. Naz. Birisinde tahakküm, öbürsünde naz. Naz, naz. Tahakkümde şey var. Ene hükmediyor. Varlık hükmediyor. Riyaset hükmediyor. Bu iş, şu ben birinin, ben anlarım, ben yaparım. Ben varsam bu iş var, ben yoksam bir şey yok. Naz'da da, efendim, da işte çalıştı. Köle gibi çalışacaksın. İn ecre illa Allah. Ecir ve ücretini kimden alacaksın? Cenab-ı Hak'tan isteyeceksin. Nazlı da ne yapıyor? Ya ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben çekip gideyim de sonra anlasınlar beni. Bırakayım hizmeti. Ölüp gideyim de sonra anlasınlar.
Nazlan da Allah'a sığınmak lazım. Yani ekabirlikten, tahakkümden de, gurur ve kibirden de Allah'a sığınmak lazım. Köleliği, uluhiyetin kölesi, risaletin mesiri. Yani Allah bizi bu afaklardan affedersin. Onun için vazife yokluğunda muvaffakiyet olmaz. Yani semere alınmaz. Aynı fabrikada üretimin durması gibi. Allah'ın rızası kırılırsa, Allah'ın rızasının kırıldığı yerde sen ecir ve ücret mi istiyorsun? Olmaz ki yani. Evet. Kolayca rıza-i ilahi de elde edilmez. Evet. Bu mühim marazın merhemi ve ilacı, el-hubbu fillah sırrıyla tariki hakta gidenlere refakatle iftihar etmek. Yani. Allah da sizin sebep, değil mi? Onların arkasından yürümek. Ve arkalarından gitmek. Ve imamlık şerefini onlara bırakmak. Ve o hak yolunda kim olursa olsun, kendinden daha iyi olduğunun ihtimaliyle enaniyetinden vazgeçip ihlası kazanmak. Bakın şimdi burada ölçü şudur yani. Yani Ahmet benden daha halis, daha hasbi. Niye? Çünkü ben kendi hata, kusur ve günahlarımı biliyorum. Ben kendi hatamı biliyorum. Şimdiye kadar hatamı, kusurumu, nakıs ve noksanımı idrak içindeyim. Ahmet Mehmet'in günahını bilmiyorum. Benim nazarımda Mehmet bana göre daha safi, daha temiz, daha gayretli, daha hasbi. Benden daha layık. Bak bu nedir? Hazm-ı nefistir. Bu nedir? İsar hasretidir. İsar hasreti. Bu benden daha layık, daha kabili, daha kapasiteli. İslam tarihine bakıyorsun mesela, kamil insanlar vazife istememişler. Ben buraya çok layıkım, liyakatlıyım, beni buraya atayım. Kamil insanlar böyle bir teşebbüs etmemişler. Kaçmışlar. Kaçmışlar. Cemaat sen layıksın. İnsanlar onu o noktaya getirmiş. Bu benim hakkımdır, bu ulemana verilir tarzında bugünkü böyle efendim siyasilerin ve bürokratların tarzı değil yani. Tarzını onlar tarz almamışlar yani. Halife İmam-ı Azam'ı çağırıyor, gel diyor, sen şey kadeh-i kudat vuracaksın. Dört kişi İmam-ı Azam'ın zamanında dört tane ehli ilim, ehli hakikat, yüksek ehli marifet. Halife bu dördünden birisini şey etmek istiyor. Kadı yapmak istiyor. İmam-ı Azam topluyor o üç arkadaşıyla beraber, bir araya geliyorlar. İmam-ı Azam diyor ki, birinciye diyor ki, seni padişah alır, saraya götürür, yakalarsa sen sıyrılamazsın. Senin mizacın padişaha karşı gelemezsin. Sen kaybol, toz ol. Git bir yere, dağa, bir köye kendini gizle. Bağdat'tan Iraklı yere git. Görünme, 3-5 sene. Sen bu. İkinciye diyor ki, sen de halife seni saraya çağırdığı zaman sen de kendini deliliğe at, delilik numarası yap, öyle kurtulursun. Diyor ya imam, ya sen? Diyor, ben de mantık ve muhakememle ben sultana ilzam ederim. Bana da o görevi veremezsin. Dördüncüye diyor ki, sen yakayı ele vereceksin. Hakikaten o birinci alim zat gizleniyor.
kendini kaybediyor. Görünmüyor piyasada. Arıyorlar, yok. İkinci zatı halife çağırıyor. Halifenin huzuruna gidiyor. Halifem nasılsın, iyi misin? Çoluk çocuk nasıl, o da iyi. Bakırdaki inekler nasıl halifem? Öküzler nasıl? Atlar nasıl? Köpekler nasıl deyince saçma sapan konuşuyor. Halifem çıkartın diyor. Bundan bir şey oldu. İmam Azam'ı çağırıyor. İmam Azam diyor ki ben layık değilim. Ben o görevi yapamam. Nasıl yapamazsın? Yapamam diyor. İzah et. İzah gayet basit. Eğer ben İmam Azam'sam, benim sözüme itimat et. Eğer beni İmam Azam olarak biliyorsan, benim sözüme itimat et. Ben gerçeği ve doğruyu konuşuyorum. Eğer ben gerçek ve doğruyu konuşmuyorsam, o zaman yalancı insan o makama layık değildir diyor. Halifeyi susturuyor. Sonra hakikaten o dördüncü gidiyor. Ona kalıyor. Bu da İslam tarihinde, İslam tarihinin en ehemmiyetli, en güzel kadılarından birisi oluyor. Onun fetvaları var. Hakikaten çok güzel fetva demiş. O da kâmil insan. Şimdi bütün ehli hakikat şeyden kaçmışlar. Görevden kaçmışlar. Ben bu işe layıkım, beni oraya at, öyle bir şey yok. Zor mu lan? Şimdi Üstad Hazretleri'ne Şeyh Sunusi'nin yerine, değil mi? Ne kadar altın? Şark Vahizi'nin üyesliği, Türkeş tahsisi, 300 altın ile maaş veriyorlar. Üstad kabul etmiyor. Kabul etmemiş. Onun için yüksek ehl-i hakikat hep böyle arkada durmak, kendini setretmek, öne çıkmamak birinci derece. O benden daha halistir, daha asbidir, daha gayrettir diye görevi ona tevdi edip, arkasından da lakaytlık değil, onun muvaffakiyeti için dua etmişler. Rahmet-i İlahi iltice etmişler, ya Rabbi onu sen mahcup etme. Onu o görevinde utandırma diye de Cenab-ı Hakk'a dua edecekmiştir. Evet. Yani. Ve ihlas ile bir dirhem amel, ihlassız batmanlarla amellere racih olduğunu bilmekle. İhlaslı iki rekat ibadet diyor. Ya. Bin rekat ihlaslı ibadetten daha hayırlı, daha mürecek bir kere. Ve tabiyeti dahi sebebi mesuliyet ve hatarlı olan metbuiyete tercih etmekle o marazdan kurtulur ve ihlası kazanır, vazife-i uhreviyesini hakkıyla yapabilir. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.